Bütün genç kardeşlerim aman siz siz olun fakirlikten korkmayın. Tembellikten korkun. Bir imtihanı kazanamamaktan korkmayın. Tembellikten, çalışmamaktan korkun. Ölümden korkmayın, ölümü yaratandan korkun. Gelecek endişeniz olmasın. Bugünün Allah'ı geleceğin de Allahıdır celle celaluhu. Topraksız kalmaktan kork ışıksız kalmaktan, ashab-ı kiramın örneğini görmeden ölmek korkun olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden mahrum olmaktan kork. Buradan bütün Müslümanlar olarak, şu çiçek örneğinden bu hakikati anladıktan sonra, kesinlikle şunu bilmemiz gerekiyor. Biz eğer bu çiçeğin toprağını, suyunu, ve ışığını. Yani bize uyarlandığında aileyi, ashab kiram ve başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ilmimizi, ilmuhal bilgimizi, Kur'an bilgimizi önemsiyorsak, anladıysak ki bu hayat bu üç şeyin etrafında dönüyor, kök salabilmek için, yuva sahibi olmak için, ümmeti Muhammed'den bir fert olarak yaşayabilmek için, şunu çok iyi bileceğiz. Şeytanın da çalışma alanı bu üç şeydir. Şeytan maden arayıp durmaz. Onun madeni ailedir zaten. Şeytan bir parti kurup, bir örgüt kurup, bir terör örgütü kurup çalışmaz. Onun tek hedefi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başında durduğu ashab neslidir. Muaviye kötü adamdır. Ben ona beddua ediyorum. Dedirtti mi sana? ışığını kuruttu senin zaten. Ali'yi seviyorum, Ebu Bekir'i sevmiyorum dediğin zaman, Ömer'i severim, Ali'yi sevmem dediğin zaman, seni karanlıkta bıraktı zaten. Hususi şartel kapatmasına gerek yok. Sen kendin perdelerini kapattın. Işığın olmayan bir odada yaşıyorsun. Günde 10 dakika, sadece 10 dakika, dizi film izleyecek yerde, Sayfa dizileriyle ilmuhal kitabında meşgul olsaydın senede bu kaç saat yapacaktı? Sanki bir ilahiyat fakültesi, bir imam hatip lisesi, bir medrese bitirmiş gibi bilgin olacaktı. Allah'ın cahil kulu olmayacaktın. Dolayısıyla ilmuhal seni sürekli sulamış olacaktı. Düzgün namaz kılacaktın. Kul hakkı nedir bilecektin. Oruç nasıl tutulur bilmiş olacaktın. Senelerce meğer ki yanlışmış bu namaz diye bir gafletin içinde olmayacaktın. Bu nedenle bugün, şeytanı İsrail'de, Tel Aviv'de, Pekin'de, Doğu Türkistan'da, zulüm üstüne zulüm yapan, çağın Nemrut'unun, etrafında şeytan arayacak yerde, bizim ailemize zarar veren, dizi filmlerdeki gibi, aile kurmaya çalışan, ama Allah'ın dizdiği gibi kurmaya çalışmayan, hayat anlayışımızda şeytanı aramalıydık biz. Ashab-ı kiramı sıradan hacı amcalara benzetmeye çalışan kültürümüzde aramalıydık biz bunu. Çünkü onlar bizim ışığımız. Gökyüzünün yıldızları, gecelerimizi, gündüzlerimizi aydınlatıyorlar. Güneşimiz onlar bizim. Bunu anlamadığımızdan. İlm-i basit geldiği için bize. Halbuki hayatımız, ahiretimiz, aydınlanacak o ilmar bilgisiyle diye düşünemediğimiz için şeytanı Pekin sokaklarında aramaya kalktık. Moskova sokaklarında bu iblis zannettik. İblis bizimle aynı koltuğa oturdu televizyon seyrediyor. İblis yavrum benim, delikanlım. iblis seninle beraber oturdu, sana yardım ediyor. Babanla tartışıyorsun, annenle tartışıyorsun işte. İblis nerede biliyor musun? Sen internet üzerinden seni tanımayan güya arkadaşının hanımının tanıdığının arkadaşının e, sevdiği beğendiği bir kızmış diye hani evleniyorsun ya annen yok teyzen yok ablan yok devrede işte şeytan orada zaten sen nerede arıyorsun ki bunu niye Moskova'ya gittin ki ne işin var Pekin sokaklarında telavi ve gerek yok orada da meşgul şeytan orada da işi var zaten Anneni, babanı düşman gibi gördüğün gün senin o bakışını sağlayan iblis seni zaten avucunun içinde aldı oynatıyor. İblis Mekke'de, Mina'da değil, senin yüreğine sinmiş. Bütün mümin gençler hayattan Müslümanca yaşamaktan, yarın imkanları olan bir aile bireyi olmaktan umutsuz kalıyorlarsa bu umutsuzluk hayatı tanımamaktan. 86 yaşında iken bile 20 yaşında evlenmiş bir delikanlı gibi Allah'a dua eden İbrahim'i her namazdan sonra "Niye anıyorsun be adam, be kadın?" sorusunun cevabını verememekte kaynaklanıyor. Allah'ım'a barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahim ali İbrahim ne demek? Sen senden binlerce sene önce gelmiş. Arada onlarca peygamber var. Senin peygamberinle onun peygamberliği arasında. Niye namazda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ismiyle İbrahim aleyhisselamın ismini niye birleştiriyorsun? Çünkü senin peygamberin Muhammed aleyhisselatu vesselam 85 yaşındayken yapılmış bir çocuk duasının kabul olmuş şeklidir. Başka türlü gayba imanın bir anlamı yok. Başka türlü yuvarlana yuvarlana bu hayatı yaşarız.